Talmud Sanhedrin 98b. Onun Mesih'in adı nedir? Yani aynı zamanda bak Talmud'da geçiyor. 3000 yıllık kitap. Onun adı Şiloh. Gönderilmiş olan Allah'ın armağanı, huzurdur. Onun adı Yinon. Sonuna kadar devam edecek olandır. Onun adı Hanina. İnayet, lütuf sahibi Allah tarafından mübarek kılınmıştır. Hanina, inayet, lütuf sahibi Allah tarafından mübarek kılınmış. Bak Allah tarafından mübarek kılınmış. Mehdi'yi böyle anlatıyor Talmud. 3000 yıllık kitap. Hatta 4000 yıllık. Onun adı Manahem. Rahatlatıcı, teselli eden. Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimize taşıdı diyor. Acanım ya, müthiş acı çekeceği söyleniyor. Gelecek Moşya Mehdi'nin. Zaten oradan şüphelenecek diyor. Çok zorluklarla karşılaşacak. Oradan şüphelenip anlayacak diyor kendisinin diyor. Moşya olduğunu diyor. Şilo sahip gelene kadar krallık asası Yehuda'nın elinden çıkmayacak. Musevi'ler boş yere kendinden acı çektiriyor. Ya kardeşim bir kere devlet kurmuşsunuz. Bu ne? Moşya için kuruldu. Yani siz orada rahat edin, din kurulmadı. Tek amacı Moşya'nın gelişidir. Oraya Allah sizi özellikle topladı. Moşya gelecek diye topladı sizi. Dağınıktınız. Allah çeşitli yerlerden sizi toplayıp getireceğim diyor. Ne zaman? Moşya zamanında. Öylesine geldim zannediyor. Öylesine gelmedin. Özel davetle geldin sen. Evet. Moşya için getirildin oraya. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Hakikaten dünyayı onlar yönetiyor şu an. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Kimin? Moşya'nın. Şilo kelimesi sulh, sükun, sakin ve güvenilir anlamına gelen şalah fiilinden türemiştir. Haham Yitzhak Aber Banal. Moşya hakkında konuştular. Milletin ona neden ihtiyacı olduğu ilgili. Çünkü isminde buna işaret edilmiştir. Eğer ismi Şilo ise bu onun günlerinde barış ve doğruluk olacağı anlamına gelir. Barış yani Shalom kelimesi Şilo isminden türemiştir. Ya ondan da Shalom selam diyor. Eğer ismi Yinon ise anlamı sonuna kadar devam edecek olan bu onun tüm krallardan üstün olacağı anlamındadır diyor. Ve eğer ismi Manahem ise kelime anlamı teselli edendir. Tesellici Faraklit İncil'de de geçiyor. Evet, evet. Mehdi'nin bir ismi de Faraklit'tir. Diyor ki İsa ben gideceğim. Ben size sonra Faraklit'i göndereceğim diyor. Mehdi'yi göndereceğim. Eğer ben gitmezsem Mehdi gelmez diyor. Onun alameti nedir diyor? Elinde diyor su kovası taşır diyor, testi taşır diyor. Onu gördüğünüz vakit onun gittiği eve gidin diyor. Onun peşine takılın. Yani kova burcundandır diyor. Kova burcundandır. Onun gittiği eve gidin diyor, peşine takılın diyor. Taraftarlarına, İsa Mesih. Faraklit'tir diyor onun ismi diyor. Ben gideceğim, o gelecek diyor. Faraklit gelecek diyor. Tesellici, Faraklit. Ve eğer ismi Manahem ise kelime anlamı teselli edendir. Bu onun bizi amellerimiz nedeniyle teselli edeceğine bir işarettir diyor. Yaratılış 5'e 29.